Öncelikle safra kesesini tanımlamak gerekirse karaciğerin altında sindirim fonksiyonları için gerekli olan safranın depolandığı kese şeklinde bir organdır. Safra kesesi hastalıklarının büyük bir bölümü safra taşına bağlı olarak oluşmaktadır. Safra taşı kolesterolün kristalleşmesiyle daha çok safra kesesinde oluşan çeşitli boyutlarda taşlardan ibarettir. 65 yaşın üzerinde %20 insanlarda safra kesesinde taş bulunabilir. Bununla birlikte yine tüm erişkinlerin %10'unda safra kesesinde taş bulunmaktadır. Bu taşlar %50 oranında genellikle asemptomatik ve sessizdirler. Herhangi bir probleme neden olmazlar. Fakat %50 kadar hastada genellikle ağrı şikayeti olmakla birlikte bazı komplikasyonlara neden olmaktadır. Ve bir kere eğer ağrı ya da komplikasyon oluşmuşsa tekrar komplikasyon olma ihtimali daha fazladır. Safra kesesinin genellikle hastalarda karın ağrısına neden olur. Bu ağrı kaburgaların altında, karnın üst tarafında genellikle sağ tarafa lokalize şekilde olmaktadır. Diyabetik ve yaşlı hastalarda ise bu ağrı daha yaygın şekilde karşımıza gelebilir. Yine ağrı haricinde bulantı ve kusma şikayetlerine de neden olmaktadır. Safra kesesi için risk faktörlerine baktığımız zaman özellikle kadın cinsiyet, obezite, yağlı beslenme, batı tipi beslenme ve ailede safra taşı öyküsü olması risk faktörlerinden birkaç tanesidir. Safra kesesinde taş şüphesi olduğu zaman tanı amaçlı ultrasonografi yapılması çoğunlukla yeterlidir. Ultrasonografide hem safra kesesinin durumu hakkında bilgi edinilir hem de safra taşları görülebilmektedir. Safra kesesi taşı hastalığının tedavisi cerrahi olarak yapılmaktadır. Ameliyat kapalı ve açık ameliyat olarak ikiye ayrılmaktadır. Biz daha çok laparoskopik dediğimiz kapalı ameliyatları tercih etmekteyiz. Karında küçük insizyonlarla bir tüp yerleştirilerek laparoskopi cihazı ile birlikte safra kesesi, safra taşı ile birlikte çıkarılmaktadır. Laparoskopik ameliyat geçiren hastalar, açık ameliyat geçiren hastalara göre çok daha kısa sürede hastanede kalmaktadırlar. İyileşme süreleri daha hızlı olmaktadır ve günlük aktivitelerine ve işe dönüş çok daha hızlı olmaktadır. Hastalarımız sadece bir gece misafirimiz olarak kalıyor, yatışları oluyor. Ameliyattan sonra herhangi bir diyet kısıtlaması ya da yaşam değişikliğine gerek bulunmamaktadır. Safra kesesi alındıktan sonra hastalarımız hayatlarını güvenli şekilde idame ettirebilmektedirler.